Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında mezhep nedir? İslam'da niçin farklı mezhepler var? Bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Bugün Müslümanların başlıca dört farklı mezhepte olduğunu görürüz. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli. Bir de Şia var. Mezhep itibariyle genelde Caferi. Görüş itibariyle Müslüman. Ama Ehl-i Sünnet dediğimiz dört mezhepten biraz daha farklı durumlar olan bir grup. İslam dünyasının yaklaşık %20'si Şii görüşe mensup. İşte bu mezhepler nereden çıktı? Peygamberimiz döneminde mezhep mi vardı? Bunlar zaman zaman konuşulur, zaman zaman tartışılır. Hatta bazıları derler ki, yani mezhebe ne lüzum var? İşte insan Kur'an'ı anlar ve ona göre yaşar. Şöyle ifade edebiliriz. Mezhep dindendir ama din mezhepten daha geniştir. Yani bir Müslüman bir mezheple dini yaşar. Bu doğru. Ama dinin kendisi mezhepte ortaya konulan ölçülerden daha geniştir. Peki mezhep ne oluyor bu durumda? Mezhep gidilen yol demek. İmam-ı Azam Peygamberimizin sünnetini daha böyle derli toplu, hayatta daha kolay uygulanabilir bir şekilde ortaya koyuyor. Ve böylece ilk mezhep ortaya çıkıyor. İmam-ı Şafii İmam-ı Azam'dan daha farklı anlayabilir. Günümüzde de farklı anlayışlar olduğu gibi o dönemde de önde gelen bir alim olarak yorumlarında bazı farklılıklar oluyor. Oradan da İmam-ı Şafii'nin mezhebi ortaya çıkıyor. Bir başka yerde İmam-ı Malik onun görüşleri biraz daha farklı. Oradan başka bir mezhep çıkıyor. Ve böylece İmam-ı Ahmed İbni Hanbel'in görüşleri, Hanbeli mezhebi Müslümanlar arasında başlıca böyle dört mezhep meydana geliyor. Aslında başlangıçta dört tane de değil. Daha böyle mesela Taberi kendisi mezhep sahibidir. Doğrudan müştehittir. Ama artık günümüzde ben onun mezhebine mensubum diyen bir topluluk söz konusu değil. Daha başka zatlar da var. O dönemde, o İslam'ın ilk döneminde önde gelen alimler Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında kendi görüşlerini ortaya koymuşlar ve böylece farklı coğrafyalarda, farklı bölgelerde farklı mezhepler ortaya çıkmış. Bunu daha kolay anlaşılabilir birkaç örnekle açıklamaya gayret göstereceğim. Mesela bir baba dört tane evladına dese ki, evlatlarım bana öğle yemeği hazırlayın, her biriniz ayrı ayrı hazırlayın. İşte sizden istediğim şu, fasulye yemeği olsun, yanında pilav olsun, bir de içecek bir şey. Burada babanın istemiş olduğu fasulye belli bir şeydir, pilav belli bir şeydir ama içecek bir şey ifadesi yoruma tabidir. Su getirilse doğrudur, ayran getirilse doğrudur, limonata türünden bir şey getirilse doğrudur, meşrubat türünden bir şey getirilse yine doğrudur. İşte bu dört evlat her birisi fasulyeyi pilavı yapıp yanında farklı içecek bir şeyler getirseler her birisi denileni yapmış olur. Bu misalden hareketle Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamberimizin bazı ifadelerinin farklı şekilde yoruma müsait olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Mesela ne gibi? Diyelim ki abdestle alakalı ayette "Vamsahu bir usikum" başınızı meshedin ifadesi var. Yani el yüz yıkanacak, ayaklar yıkanacak, kollar yıkanacak, başa da meshedilecek. Vemsahu bir usikum, başınıza meshedin. İmam-ı Şafii bunu yorumlarken diyor ki, birkaç tere de şöyle değse mesh tabiri sahihtir. Dolayısıyla farz olan miktarı birkaç tere değmesidir. İmam-ı Azam diyor ki, başınızla meshedin bir usikum. O zaman şu şekilde, bu da avuç içi kadar bir bölgenin meshedilmesi demektir diyor. Bir başka mezhep imamı da diyor ki, ayet-i kerime başınıza meshedin dediğine göre şöyle başı meshetmek uygun düşer diyor. Bunların üçü de doğrudur. Evet, üç farklı mezhep bu konuda, üç farklı uygulama karşımıza çıkmaktadır. Ama o da doğrudur, diğeri de doğrudur. Ve bunlar dinin özünde farklılık değildir, bir zenginliktir tabiri caizse. Başka bir örnek vereyim. Mesela
Hanefi mezhebinde imamın ardında cemaat Fatiha okumaz. Zamm-ı Sure'yi de okumaz. Cemaat imama uymuştur. İmamın kıraatı cemaatın da kıraatı sayılır. Ama Şafii mezhebinde imamın arkasında Fatiha'yı okumaları gerekiyor. O da olur, bu da olur. Ve ikisi de Peygamberimizin şu hadisine dayanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. La salate illa bi fatihatil kitab. Yani Fatiha olmadan namaz olmaz. İmam-ı Şafii buna dayanarak diyor ki imamın ardında herkesin tek tek Fatiha okuması gerekir. İmam-ı Azam bunu reddetmiyor. Ama şunu nazara veriyor. İmamın kıraatı cemaatın kıraatı demektir. Ve hatta şöyle bir olay anlatılır. İmam-ı Azam'a bazıları gelmişler, demişler ki ya imam, sen demişsin ki işte imamın ardında Fatiha okunması gerekmez. İmamın kıraatı onun kıraatıdır. Bu nasıl olur? Gelenler bir grup halindeymiş. İmam-ı Azam diyor, bunu hepinizle ayrı ayrı mı görüşeyim yoksa içinizden bir temsilci seçin onunla mı konuşayım? Diyorlar, daha iyi bilen birisini biz seçelim temsilci olarak, onunla konuşman yeterlidir. İmam-ı Azam o zaman diyor ki mesele bitti zaten. Nasıl ki diyor, siz burada bu kimseyi temsilci olarak seçtiniz. İmam da cemaatin temsilcisidir. Onun kıraatı cemaatin de kıraatı demektir. Burada bir arkadaşımın başından geçen bir olayı da anlatmak istiyorum. Kendisi askerken komutanı sormuş. Mehmet demiş, sen ilahiyatçısın. Dinde neden farklı mezhepler çıkmış? Bunu bana anlatır mısın? O da komutanım diyor, askerden bir örnek vereyim. Bizler diyor denizciyiz. Denizciler bir defa sabahtan komutanı selamlıyorlar, yeterli oluyor. Ama karacılar, onlar ne zaman görseler bir rütbeli subayı gördüklerinde selama duruyorlar. Aynı ordunun mensubuyuz ama selam uygulaması farklı farklı olabilmekte. İşte diyor Şafii mezhebinden olanlar her rekatta ellerini kaldırıyorlar. Adeta her rekatta Allah'ın huzurunda bir selam vermiş oluyorlar. Ama Hanefi mezhebinde baştan Allahu Ekber deyip namaza başlamak yeterli oluyor. Hacca gidenler bunu zaten görüyorlar. Bakıyorlar ki Kabe'nin etrafında aynı namazı kılan insanların namazlarında şekil olarak bazı farklılıklar olabilmekte. Ama bu farklılık özde bir farklılık değildir, şekilde bir farklılıktır. Allah-u Teala tabiri caizse renklilik murad etmiştir. Eğer Allah dilemiş olsaydı herkesin çok net anlayacağı şekilde hükümleri sınırlayabilirdi. Ama serbest bırakmış ve bu noktada farklı böyle bazı görünümler olmuş. Diyelim namaza dururken eli kaldırma, bazıları kulağına değdirir, bazıları sadece şöyle yapar. Olur, o da olur, bu da olur. O da doğru, bu da doğrudur. Mesela Allah'ın huzuruna o şekilde girmek. El bağlamakta farklılık olabilir ama hepsi Allah'ın huzurunda el bağlamışlardır. Diğer taraftan kıraat noktasında imamın ardında okunur okunmaz orada farklılık olabilir. Bunlar öze bağlı, özde değişiklikler değildir. Özde hepsi birdir. İşte ordu örneğini ben yine vereyim. Nasıl ki ordu dediğimizde bir üst birim oluyor. Ama bu ordunun kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri var. Bunların talimlerinde bazı değişiklikler olabilir. Elbiselerinin renklerinde bazı farklılıklar olabilir. Ama bunlar birbirinden ayırt etmek içindir. Benzeri bir şekilde de Müslümanlar arasında bu tarz farklı mezheplerin meydana gelmesi aslında dinin bir zenginliğini gösterir. Ve aynı zamanda çözüm üretmesini gösterir. Bir mezhepte meseleler zorlandığında, tıkandığında başka bir mezhepte bunun çözümü bulunabilmektedir. Dolayısıyla İslam dünyasında farklı görünümleri görüp de neden bu Müslümanlar aynı dindeyken farklı farklı mezhepler ortaya çıktı, bunu bir bölünmüşlük gibi görmek doğru olmayacaktır. Bunların her birisi Allah'ın rızasını elde etmeye çalışmaktadır. Başka bir programda görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.